insan aldı. Dolayısıyla burada milletimiz oylarıyla zaten burada 12 kadardı ama Ankara'daki iktidara çok ciddi bir ders verecek. Bir sarı kartı Tekirdağ'dan görecekler. Yani arkadaşlarıyla buradan akşamlar 360 araçlar çarptığım için. Sayıp oluyorsunuz. En güzel basit kurdukları nokta. 360 araç demek ki bakın bana göre sonuç verin. Ama bunların hiçbiri bizi rahatlatmıyor. Bakın ben buradayım. Parti sözcüsü olduğum halde. Yarın akşam gideceğim. Cumartesiden itibaren hazırlık yapmaya başlayacağım Ankara'dan. Son güne kadar, sandığa gidene kadar kaç vatandaşımızı Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeye ikna edebilirsek elimizden gelen her şeyi yapacağız. Geçen defa 12-0 yaparak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bu defa da oy oranlarımızla Türkiye'de en başa güreşmeyi hedefliyoruz. Hedefi Büyükşehir Belediye Başkanımız koyuyoruz. Sayın Başkanım, ben bir konuşmasını anlayabilir miyim? Tabii. Değerli arkadaşlar, ulusal basında da yer aldı. Şimdi tanzim satışlar biliyorsunuz var. Bu tanzim satışları tedarikli taraf kredi kooperatifleri yapıyordu. Ve bunları İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde, belediyelerle dağıtımı yapıldı. Varlık kuyruğu birlikleri, işte bunlar diyor ki, kıtlık kuyruğu değil, varlık kuyruğu olarak düzenlenmişti. Şimdi bunlarla ilgili de yine tekrar gelecek dönemle ilgili Sayın Bakan'ın bir açıklaması var. Diyor ki, zincir marketlere tarımlarından tedarik sağlayacak. Şimdi ben soruyorum, küçük marketlere, pazarcı esnafına ve diğer esnafın tedarik nasıl karşılayacaklar? Şimdi burada bir haksız kılan çok mu? Burada sadece 3 tane büyük zincir marketi mi aynı kez kurumuna dışarıdan eti ithal ederek yüksek rakamla ithal ederek ondan sonra devletin kasasından 82 milyon kasasından dispanse ederek 3 tane market zincirin satışlarının artmasını sağlamak burada haksız rekabet vardı. Yine aynı şekilde haksız rekabete gidecek. Yani 82 milyon karnı doyuran pazarcı esnafımız, diğer marketlerimiz, manavlarımızın tedariği nasıl karşılayacaklar? Aslında bunu tartışmak lazım. Halkımızın takdirini sunuyorum burada. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Bugün AK Partilerin çizmelerinin 3. yıldır. Fotoğraflardan görüyoruz da bugün AK Partilerin çizmelerinin 3. yıldır önünde. Bugün alakalı bir şeyler söylemiştim. Ve sabahleyin bir yazması söyledim şimdi. 3 sene önce farklı çözdüm. 3 sene önce bizim en yoğun altyapı projesi yaptığımız dönemlerde böyle bir basın toplantısı yaptılar. Çizmeleri de koymuşlar oraya. Ondan bir hafta önce de balonla toplantı yaptı. Balonlar, düğme falan iğne battırıp bir takım komikler yaptılar. Yani milletin 17 yıldır güldürmedikleri yüzünü işte böyle komikler yaparak güldürmeye çalıştılar. Ben dedim ki o zaman ilgili başkanımın sevgili Ahmet Akşehir. Dedim ki yani bu çizmelerden bir tane bana da ver. O bayağı ciddi aldı geldi bir çizme hediye etti. Ben de kasada bir çorap vardı. Ben çorap hediye ettim. Onun manam şuydu. Ben bu çizmeye bir süre sonra giymeyeceğim ama bu çoraplara gezeceğim. Siz çizme giyecek bir oy bulamayacaksınız. Pardon. Cadde veya büyük yerleş bulamayacaksınız dedim. Böyle bir espri oldu. Bu 3. yılı. Sana da söyledim. Ben şimdi Tekirdağ 16 mahallesinde 354 mahallesinde teknoloktanlı olabilir çoraplarla yapıyorum. Rahatça çorapla gezebiliyorum. Onlar da bana çizmeyle gelecekleri bir cadde veya bizim yaptıklarımızın üzerine göstersinler. Teşekkür ederim. Buyurun. Başkanım, bir basın toplantısında 72.0 yapacağız demiştiniz. Hala tutulduğunuz markası mı? Şimdi 72.0'ı idare olarak koyduk. 72.0 şöyle dedik. O gün biliyorsunuz burada bölge toplantısı vardı bizim. Şehrin Efendileri, Tekirdağ Çanakkale. Hepsini koyduğunuz zaman 72 belediye yapıyor. Belde belediyesi olarak. Ben de orada ev sahibi olarak konuşurken biz de 12.0 yaptık, 12.0 bu çarptan da yaptık. Siz de aynı hedefi koyalım. Hedefimiz de 72.0 yapmak. Umarım gelen haberlerde beni yapmaz. Bayağı da yani bunu yaparız tek Trakya'da ve bölgede. Teşekkür ederim. Hayır mı? Yani
Bu bizim tabii mütevazilerimizden kaynaklanıyor. Biz bunu çok fazla dile getirmedik ama. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan bunu dile getirdi. İçinde dedi bir ukde dedi. O bizim için yeterli. Ama bir şeyi kastediyorsanız Tekirdağ bir büyük marka yapma meselesini, oradaki hevesimiz, heyecanımız, arzumuz, idealerimiz aynen devam ediyor. Ben bir şey diyeyim. Olur. O da bizim eksikliğimiz var. Konuşalım değil mi? Şimdi bakalım bakalım. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi oluştuktan sonra yani 30 Mart 2014'ten sonraki toplantı, ilk toplantı 20 Nisan'da olmuştu. Tablo şöyleydi. 45 Cumhuriyet Halk Partisi üye, 13 Adalet ve Kalkınma Partisi, 3'te MHP Milliyetçi Hareket Partisi. Ben hiçbir zaman bu 5 yıl boyunca 6500'e bir karar almışım. %89.5 oy verildi alınan kararı. Ben hiçbir zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 13 sayısını 5'in üstünlüğünü fazla hissettirmedim. Ve sosyal demokratların bu özelliği var. Ve onları çok onara edecek şekilde de toplantılarda konuştum. Bunu hissettirmedim. Ve 12-0 ve kalktı da Türkiye'ye anlatmamıza da gerek yok. 12 tane belediye tamamını almış ve daha önemli. Tekirdağ'ın ilk kurulan büyükşehri bir sosyal demokrat temelle kuruluyor. Bu çok önemli. Ha, bu arada şunu da söyleyebilirim. Bu yeni kurulmasına rağmen noksanlıkları olacaktır. Bunu asla ikrar etmiyorum. Noksanlıklar mutlaka vardır. Ama ben bugün geldiğim noktayı sonunda söylüyorum. Başarı kabul ediyorum. Niçin başarı? Kendi şahsıma da değil. Zaten ben hiçbir zaman başarılı kendi şahsıma gittirmedim. Tamam, Büyükşehir Belediye Meclisi orada kararlı diye söyledim. Şimdi düşünüyoruz da yeni kurulan Büyükşehir Belediyesi. 30 Büyükşehir, altyapısı olmayan tek Büyükşehir. 30 Büyükşehir bir anda bunu tamamlıyor. Arkasından da Türkiye'de, Türk adresinde ilk üçe geliyor. Ve olmayan bir şey yapıyor. 11 ilçe, 11 okul yapıyor. Bunu yaparken hiç böyle bir şey beklemeden yaptı. Ama çok iyi bir iştir. O bir gün AK Parti İl Başkanı dedi ki ya olmasaydı olurum dedi. Ben bir şey söylemek istiyorum. Şu anda elinde milli eğitimden gelmiş, müşterilikten gelmiş yüzlerce talep var. Okul onarımı. Bir de artık otomatiğe bağladılar. Milliyetçi müdür de yazıyor. Ya. Şu okulumuzun duvar olmalı, şu okulumuzun bahçesi olmalı, yani şu okulumuzun doğadan değişmedi. Otomatiğe bağlı. Şu anda elimde resmi geri yazılar yani. Bari kalanında yerler var. Şimdi bak. Bakınız aile sosyal politikalar müdürümüz var. Hasan Bey aldılar. Gölden aldılar. Şimdi herhalde ilimli. Hayır. Başka bir şey anlaşılıyor. En son 25 tane okulun iki öğretim okulun içme suyu haklarını yenildi. İçme suyu depolarını yenildi. Bu benim manevi sorumluluğum, benim sosyal sorumluluğum görevim. Bu benim görevim değil aslında. Ama çıkan doğruları ve çıkan depoları görseydiniz ne kadar sıkıntılı olur, o zaman daha yapmaz. Şimdi buna yapmayın lazım, yapacağız. Camilerde, yani yaklaşık yüzde yapmış caminin, her türlü basıp onarımını yaptı. Artık şey demiyorum, bir de bakıyorum bize, otomatik yazı yazmış, şu caminin minaresinde sıkıntı var, yıkılacak, bu caminin duvarına bakılmaz. Şimdi biz bunları yaparken, hiçbir zaman size her şeyden temizledim. Bir siyaset malzemesi olsun. Veya bir artı getirisinde yapın. Bu bizim sosyal demokratların bu mütevazeliği veyahut da anlayışı budur yani. 12-0 da böyle kabul edildi. Kamuoyu daha çok ekran başkanının açıklamalarını bekliyor. AK Parti'de, sosyal medyada izleyenler biraz... Son zamanlarda bazı sorunlar var. Sorun var. Oralarda çok dolaşıyorsunuz. Arkalara bir top bakıyorsunuz. Ayağa kalkan güzel bir yer. Ayağa kalkan. Seçimden sonra ilk Nisan ayında gelecek bu bak. Ekonomik solculuğunu
Geleceğin sektörü Tufan'da en çok neyi bekliyorsunuz? Seçimler hemen Teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Türk ekonomisinde zaten şu anda bir tufan var. Büyüme düşmüş, işsizlik artmış. Borsa biraz önce söyledim %8 civarında aşağı düşmüş. Hazine kağıtlarının faizleri yeniden yükselişe geçmiş. Dışarıda CDS'ler 400'ü aşmış. Bilmem swap faizleri binleri görmüş. Bütün bunlara baktığınız zaman bunun anlamı şu. Güven verici bir programı seçimden hemen sonra görevliğe koyamazlar ise sadece yine laf salatasıyla geçirmeye çalışırlarsa bu dönemi. O zaman başımıza gelecek olan Ağustos'ta gördüklerimiz yani pahalılık durmaz. İşsizlik düşmez. Kurdaki, dövizdeki oynaklık devam eder. Faizler sürekli yukarı doğru gitmeye devam eder. Ondan sonra gelsin arkadan konkordatolar, iflaslar, intiharlar. Yani bu milletin artık bunu yaşamaya tahammülü yok. Hak etmiyor bu millet bunu yaşamaya. O istediler. Ne diye o istediler? Verin şu kardeşinizi 24 Haziran'da uyu dediler. Dövizle, faizle nasıl başa çıkılır göstereyim dediler. Öyle mi? Nerede? Hala bekliyoruz. Onun için çok sıkıntılı. Bu arada biraz önce İlhami Bey'in söylemiş olduğu, altını çizdiği husus mühimdir. Bakın ne diyor? Diyor ki, şu anda büyük zincirlere, market zincirlerine meyve sebzeyi piyasa dışı koşullarda verme kararı aldılar diyor. Tanzim satış normalde çiftçiye vermesi gereken sübvansiyonu market zincirlerine veriyor. Bu onun dediği gibi bakkala karşı, manava karşı yaşam mücadelesi veren bu krizden en fazla etkilenen bu insanlara karşı büyük haksızlık. Peki bunu neden yapıyorlar diye sorduğunuz zaman gerekçe çok daha ilginç, değerli basın mensupları. Bunu ne için yapıyorlar biliyor musunuz? Gıda fiyatlarındaki artışlar fiyat endekslerine yansımasın diye. Hatırlayın bu sene başında Türkiye İstatistik Kurumu bir karar aldı. Dedi ki bunlar fiyatları tesadüfi olarak belirledikleri çeşitli işletmelerden toplarlar. Şimdi diyorlar ki cirosu en yüksek işletmelerden toplayacağız. Yani burada tabii isim vermek doğru değil ama işte gördüğünüz o büyük market zincirlerinden fiyat toplayacaklar. Şimdi onlara da meyve sebzeyi verecekler. Orada fiyatlar düşük gözükecek. Ondan sonra da enflasyonu düşürdük diyecekler. Hala daha akıllanmadılar. Hala daha göstergeleri gizleyerek, saklayarak krizi aşarız zannediyor. Hayır. Türk ekonomisinin artık çok ciddi bir takım yapısal önlemleri alma vakti gelmiştir. Evet, aslında gündem tamamen Sayın Faik Bey'in söyledikleri. Yani milletin seçim falan umurunda değil. Millet geçim derdinde ve yarın sabah çocuğumun cebine harçlığını nasıl koyacağım, çekim senedimi nasıl ödeyeceğim, ev sahibi iki aydır kirayı vermedim, beni evden atar mı kaygısındayken yerel seçim aslında ikinci plana düştü. Bir seçim dönemi geçiyor. Bu seçim döneminde Sayın Öztürk'ün söylediği gibi işte bekaya bak bekaya noktasında vatandaşı bakması gereken yerlerden uzaklaştırmaya çalışanlar aslında gerçek algı çalışmasını yapanlardır. Ama vatandaşın cebi o kadar yanıyor, tenceresi o kadar sıkıntılı ki onun bekaya değil hakikaten korumaya çalıştığı zekasına ihtiyaç. Şimdi merak ettiğiniz soruları biliyorum. Ya önce şu SELEP'le ilgili
bir şeyi açıklığa çıkaralım. Berkay Çakır öyle sahte falan bir adam değildir. Berkay Çakır Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreterinin davetiyle bu toplantıya katılmış bir arkadaş. Üstelik de Berkay Çakır'ın başkan yardımcılığından zorunlu olarak tekrar aday olabilmek için istifa etmesi, ayrılması, belediye meclis üyeliği sıfatını ortadan kaldırmaz. Dolayısıyla Ekrem Eşkinat'ın vekilinin de Berkay Çakır olduğunu bütün cümleyle bilir. Onun için bu konuda bir şey yok, bir soru işareti yok. Bizim orada sorduğumuz esas merak ettiğimiz, bu beş imzadan hangisi seni temsil ediyor değildi arkadaşa. O lafı başka tarafa çevirmeyi tercih ettim. Ben tekrar soruyorum. Orada beş tane imza var. O beş tane imzanın hangisi kendisine ait, hangisi kendisini temsil ediyor? Hala merakım devam ediyor. Şimdi tabii temiz bir belediye olduğunuz zaman bir takım rahatsızlıklar yaratıyorsunuz. Sefer bir şeyler söylemeniz lazım. Borç batağında personelinin maaşını ödeyemiyor. Ya çok şükür 60 ay bütün personelimizin maaşını günü gününe sektirmeden ödemiş bir belediye. Sadece bununla da kalmadı. Kamuya dair de herhangi bir borcumuz yok. Ne sosyal güvenlik kurumuna, ne şuraya, ne buraya. Hani derler ya belediye bunları ödemez. Hiç böyle bir derdimiz yok. Yani eczanede nasıl davranıyorsak ya da neyi öğrendiysek. Hatta şunu söyleyebilirim. Kendi iktidarından kalan SGK borçlarını ben ödedim. Yani o 2004-2009. O zaman kalan borçlar var. Evet. O nedenle